Evet arkadaşlar, derslerimizin tekrarlarına devam ediyoruz. Orta Asya Türk Edebiyatı'ndan Göktürk Devleti ile başlayacağız. Göktürklerin tarihi sürecine baktığımızda 2. Göktürk Devleti hükümdarı Kutluk Kağan öldüğünde iki tane erkek çocuğunun kaldığını görüyoruz. Bu erkek çocuklarının isimleri Bilge Kağan ve Költigin idi. Babaları öldüğünde Bilge Kağan 8, Költigin 7 yaşındaydı. Hatta şöyle anlatmıştım size dersteyken. Kutluk Kağan'ın yerine ağabeyi Kapkan Kağan tahta geçmişti çünkü çocuklarımız çok küçüktü. Kapkan Kağan vefat ettikten sonra onun oğlu İnal Bögü geçmişti ama Bilge Kağan ve Költigin artık büyüdükleri için İnal Bögü'ye bir suikast düzenlemişlerdi. Ve büyük kardeşimiz tahta oturmuştu, Bilge Kağan tahta oturmuştu. Hatta şöyle dedik, Költigin hiç tahta oturamadan vefat etti. Bu yüzden 1. Orhun yazıtı dediği anda erken ölen kardeşimiz Költigin aklımıza gelecek. 2. Orhun yazıtı deyince de daha sonra vefat eden Bilge Kağan aklımıza gelecek. Bu süreçte karşımıza 3 tane temel yazıt çıkacak. Yazıtlardan önce alfabe ile ilgili söyleyeceklerimiz şunlar. 2. Göktürk Hakanlığı zamanında yani Kutluk Devleti zamanında dikilmiş taşlarımız var. Alfabemiz gördüğünüz gibi 38 harflidir. Biz bu alfabeyi diğer isimleri Runik alfabesi veya Orhun alfabesi olarak biliyoruz arkadaşlar. Hiç alfabesi olmayan, yazısı olmayan bir millet kendisi bir alfabe kullanıyor ve yazıya geçiyor. Peki alfabeyi neyden esinlenerek hazırlamışlardır diye bir takım kuramlarımız var. Ufacık onlardan bahsedeceğim. Run kuramı Finn Bilgini Haeckel ortaya attı. Bu kurama göre Orhun alfabesindeki harfler İskandinavya ülkelerinin alfabelerinden esinlenerek oluşturulmuş. Ya da Küçük Asya kuramımız var. Otto Donner atmış ortaya. Otto Donner'e göre Frigya veya Hitit gibi Anadolu uygarlıkların etkisiyle yeni bir alfabe oluşturduk. Arami kuramını anıtları çözen Thompson görüş olarak ortaya atar. Pehlevi asıllıdır der. Türk Arami'de Sokolov özellikle der ki evet Pehlevi asıllıdır Arami'dir ama Türkler kendi karakteristik özelliklerini eklemişlerdir der. Türk damgaları kuramında Aristo ve Malski Türklerin kullandığı mühür, işaret gibi simgelerden oluşmuştur alfabe der ki Türkologların bizlerin desteklediği kuram Şaman kuramıdır. Şaman kuramında Şevenkov der ki dinimiz Şaman, Şaman dans figürleri var. Alfabedeki harfler aslında Şaman dans figürlerinden ortaya çıkmıştır. Fakültelerinize geldi mi bilmiyorum. Şaman dans toplulukları vardır ya da gerçek bir şaman. Edebiyat öğrencilerimiz sıklıkla karşılaşıyor Türkiye'de ya da Orta Asya'ya gittiğimizde görüyoruz. Şaman biliyorsunuz din liderimiz bir davulla geliyor şölene. Bu davulun üzerinde o dönemin karasal hayvanlarının şekilleri var, resimleri var. Şamanın görevi topluluktaki kötü ruhları alıp gökyüzüne götürüp kötü ruhu bırakmak ve şaman transa geçiyor. Bu trans halinde de pek çok ne karşımıza çıkıyor? Dans figürü karşımıza çıkıyor. Bu yüzden Ahmet Caferoğlu hocamız da Türkologlardan şaman kuramını destekler arkadaşlar. Evet, biliyorsunuz Göktürk yazısı sağdan sola yukarıdan aşağı yazılıyor. Alfabe sayısını şöyle işledik. Kardeşlerimizin abidelerinde 38 tane harf var. Vezir Tonyukuk'ta aş ve baş kelimeleri farklı imgeyle gösterildiği için sayı, alfabe sayısı, harf sayısı 40'a ulaşmıştır. Göktürkler çağından yani 1. ve 2. Göktürk diye ayırmadan toptan baktığımda 13 tane yazıtımız var. 1. yazıtımız Bugut Mahan yazıtı. 1. Göktürk'ün, Göktürk Devleti'nin 5. hükümdarı Mahan adına dikilmiş bir yazıttır. Mahan'dan önceki devlet liderlerinin yaptıkları anlatılır. Eserimizde 2 tane dil var. 300'ü, 400'lü bir taş olarak düşünün. 300'ü Soğutça, 100'ü Sanskritçe. Yani çift dilli bir yazıt karşımızda. Artı bu yazıt aynı Bilge Kağan'daki gibi kaplumbağa üzerine oturtulmuştur. Artı yazıtların üst kısmında kurt, insan karışımı bir figür vardır demiştik. Ongi yazıtı bu süreçte karşımıza çıkan Tarkan adlı bir beyin kahramanlıklarını anlatan yazıttır. Choyrin yazıtının önemi neydi arkadaşlar? Bilinen ilk Göktürk harfli yazıtımızdı Choyrin. Hoytu yazıtımız var bu süreçte. Türk işlerle mücadele eden Körütçer adlı kahramanımızın kahramanlıkları ve savaşları anlatılıyor. Aslında aynı karakterin iki tane taşı var. Biri Hoytu yazıtı kahramanlık anlatıyor, diğeri Körütçer yazıtı. Bu kahraman öldükten sonra
sagu törenini ya da yu törenini, sagularını dinlediğimiz Köli Çör'ün yazıtı da elimizde. İhe Aşeta, Nalayha, İhenur ve Handiga yazıtı Orta Asya'daki coğrafi terimlerle karşımıza çıkıyor. Dağ atları, ova atları karşımızda bu yazıtlarla çıktı. Peki bizim için aslında abide bakımından önem sırasına koyarsak önce Toyukuk'u işleyelim. Toyukuk vezirimiz, abidelerde ismi Boyle Bagatarkan olarak geçiyor arkadaşlar. Biz burada iki tane taş görüyoruz. Vezir Toyukuk'un kendi sağlığında diktirdiğini biliyoruz. Herhangi bir tarih yok. Orta Asya'da Bayan Çokto dediğimiz bir vade bulunduğu için bazı kaynaklarda Vezir Toyukuk anıtı Bayan Çokto anıtı olarak da ismen zikredilir. Biz baktığımız zaman birinci taşta 35 satırın, ikinci taşta ise 27 satırın varlığını gördük. Eseri Clementes Moğolistan'da bulduğu iç kesimlerinde. Eser kardeş abidelerimizden daha uzak bir yerde. Denilir ki Vezir Toyukuk bu taşı diktiğinde Bilge Kağan'da arası açılmış. Bu süreçte biz özellikle tarih olmadığı için peki hangi dönemde yazıldı, nereden biliyoruz? Metnin sonunda Bilge Kağan zamanında Türk Göktürklerin Çin esaretinden kurtuluşu anlatılmakta. O yüzden o yazı karakterlerinden anlıyoruz ki Toyukuk aslında Bilge Kağan zamanında diktirmiş. Kendi sağlığında diktirmiş. Birinci Orhun yazıtımız, yani Költigin yazıtımız. Küçük kardeşimiz vefat ettiğinde Çin'den mektuplar ve başsağlığı yazıları geldi ve Çin'in bir isteği vardı. Yazıtların bir yüzünde Çince ifade koyun diye Bilge Kağan da bu Çin'in ısrarını reddetmedi. Çin'e bakan Batı cephesini Çince yazdırdı arkadaşlar. Eser aslında Kültigin vefat ettikten sonra bir yıl sonra dikildi. Çünkü yu töreni yapıldı. Eseri ilk Türk yazarım kim? Yolluk Tigin kaleme aldı. Çin'den getirilen ustalar ise bedizci olarak geçer abidelerde taşa kazıdı arkadaşlar. Anıtımız kaplumbağa şeklinde oyulmuş bir kaideye oturtuldu. Burada konuşan kişi o dönemin hükümdarı ağabeyimiz Bilge Kağan, kardeşi Kültigin'in vatanı için neler yaptığını bizlere anlatıyor arkadaşlar. Diğer yazıtım Bilge Kağan yazıtı. Bilge Kağan vefat edince kim diktirdi arkadaşlar? Küçük oğlu Tekri Kağan diktirdi. Yazıtımız dört yüzlü bir taş. Türkçe kelimeler çok fazla. Bilge Kağan'ın biliyorsunuz Orhun abileri bizim için ilk söylev yazılı ilk metnimiz. Halkına hitap ediyor. Halkı için ne kadar toprak aldığını, açları doyurduğunu, fakirleri giydirdiğini, Çin'le şu ilişkiler içerisinde olduğunu bizlere anlatıyor Bilge Kağan yazıtında. Bu yazıtlardan süreçte ilk bahseden kişiye Alaaddin Atağ'ın Melik Cüveyn'in 13. yüzyılda yazdığı tarihi Cihangişi adlı eserde bahsetti. Orta Asya'da taşlar üzerine yazılmış eserler var dedi bize. 200 yıl sonra 15. yüzyılda İbn-i Arapşah adlı tarihçimiz yine yazıtlardan bahsetti. Yine Roman seyyahlarımız da Orta Asya'ya gidip gördüklerini bizlere aktardılar. Yine söylüyorum, kardeş abidelerimizin yazıtını bulanlar Yadrinsev, Vezir Toyukuk'un yazıtını bulanlar kim? Clementes. Yazıtlarla ilgili ilmi ilk çalışmayı yapan kişi Radloff ama kelimeleri Çince ile karşılaştırarak çözen kişi Thompson. Üç tane kelime çözüyor çok sık tekrar edilen. Bunlar Türk, Tekri ve Köl, Tigin kelimelerinden yola çıkarak alfabeyi çözüyor. Ülkemizde Orhun abideleri üzerinde çalışma yapan ilk kişi Necip Asım. Biliyorsunuz Şemsettin Sami'ye veriyor ilk tefrika. Acemice de olsa Şemsettin Sami'nin. Hüseyin Avni Korkun hocamız, Fuat Köprülü hocamız, özellikle Muharrem Ergin hocamız değil mi? Osman Fikri hocamız ve Ahmet Bican Ercilasun hocamız abideler üzerinde çalışma yapmıştır değerli arkadaşlar. Göktürklerden sonra karşımıza Uygurlar çıkacak. Derslerde şöyle anlatmıştım. Uygurlar 3 devlet olarak çıkar. Birincisi Ötüken Uygur Devleti, diğeri Hoço Devleti, bir diğeri de Kansu vilayetine bağlı Kansu Devleti. Biz baktığımızda alfabemizin en sık kullandığımız alfabenin Uygur alfabesi olduğunu görüyoruz. 14 harfli 3 tane ünlü harfimiz var. Yine sağdan sola yazılıyor. Çağatay sahasında Karahanlı döneminde Uygur alfabesiyle yazılmış nüshaları olan eserlerimiz var. Ki bunlar hatırlayın bir Kutadgubidin Uygur harfli nüshası var. Atabetül Hakayığın var. Yine Harizm veya Kıpçak döneminde de karşımıza çıkacak bugün. Arkadaşlar
Fatih Sultan Mehmet de sarayında Uygur alfabesi bilen, bu yazıları çözebilen kişiler barındırırmış ki Orta Asya ile yazışmalar devam etsin diye. Şimdi biz sahayı ikiye ayırdık edebiyatta. Çünkü iki tane din kabul etti Türkler Çin'in etkisiyle. Biri Maniheizm, biri Brahmanizm. Maniheizmi şiir nesri olarak inceledik, Brahmanizmi şiir nesri olarak inceledik. Şimdi tekrarımızı yapalım. Maniheizmin şiirinde terim olarak karşıma şlok, takşut, kük kelimeleri çıkıyordu ki siz şlok sözcüğünü çıkmış sorularımızdan 2013 yılında Uygur Türkçesinde güzelleme olarak zaten biliyorsunuz. Buradan elimizde 8 tane şiir var. Bu 8 şiirin 2 tanesi Türk Edebiyatı'nın ilk şairi Afron Çoğur Tigin'e ait ki Türk Edebiyatı'nın ilk lirik şiiri Öz Amrakım ismiyle bildiğimiz sevgili şiiri. Hani öpükse yürümen örneklerini vermiştik derste öpmek istiyorum şeklinde ilk lirik şiirimizi yazdı. Peki iki tanesi Afron Çoğur Tigin'e ait, diğerlerini biliyor muyum? Diğer 6 şairin kim olduğunu bilmiyoruz ama sıklıkla Mani dininin ilkelerini anlatan şiirlerimiz var. Siz bir şiir karşınıza çıktığında Mani dinine ait olduğunu nereden bilirsiniz? Bu sahada yazıldığını. Dize başlarında aynı harfin veya hecenin tekrarı vardı. Biz buna Altay aliterasyonu diyorduk ya da kıta aliterasyonu diyorduk. Mani dininde en yaygın satır başı kafiye olarak karşımıza çıkar. Peki satır sonunda var mı? Redif kafiye var. Redif ve kafiyeye başvuruyoruz arkadaşlar. Mani dini şiirlerinde hece ölçüsü yoktur. Burkancı şiirde hece ölçüsü karşımıza çıkacak. Onlar da zaten 7 ile 20 arasında çok uzun şiirler olacak. Mani dininin nesrine baktığımda 3 tane eser öğrettim size. Irk Bitik, Huas Dunayf, İki Yıldız Nom yani İki Kök Kanunu adlı eserler. Irk Bitik bir fal kitabıydı. Hatta bir paragraf incelemiştik. Dize sonunda ne görmem lazım? Eğer etgü kelimesi varsa falı iyiye yorumlayacağım. Yaplak kelimesi varsa falı kötüye yorumlayacağım. Bu 65 tane birbirinden farklı paragrafın oluşmuştu, paragraftan oluşmuştu. En önemli özelliği bu eserin hangi alfabeyle yazılmış olmasıydı? Runik alfabesiyle yazılmış bir eser. Muhtemelen aşık kemiğiyle atıyorlardı, bir sayı buluyorlardı. Paragrafların başındaki dairelerdeki noktaları sayıp fallarına bakıyorlardı arkadaşlar. Runik alfabesiyle yazıldı. Huas Dunayf ve İki Yıldız Nom bu dönemde dini ilkelerini anlatan eserler. Huas Dunayf uzunca bir tövbe yazısı. Türk Edebiyatı'nın şartlı bileşik cümlelerini ilk kez Huas Dunayf'ta gördük. İki Yıldız Nom'da Maniheizm'in felsefesini anlatıyor. Geldik Burkancı metinlere. Terimleri şöyle değiştiriyorum. Şlok var tekrar zaten. Koşup, takşut, padak ve ır sözcükleri kullanıyorum. Burada yine satır başı kafiyesi var mı? Var. Satır sonu var mı? Var. Bir fark Burkancı şiirde iç kafiyede görüyorduk. Artı Burkancı şiirler metinlerin içerisine serpiştirilmişti. Yani Burkancı edebiyattaki nesillerin arasında şiir görebilirim. O zaman aklıma halk hikayeleri ya da Dede Korkut hikayeleri gelsin. Nazım nesir ürünlerin ilk örneğini biz Burkancı edebiyatta görüyoruz. Vaazların içine serpiştirilmiş. Burkancı nazımlarda az önce söyledim. 7 ile 20 arasında değişen heceyle yazılmış şiirler var. Sıklıkla zahitlerin, rahip ve rahibelerin hayatlarından bilgiler alıyoruz. Bu süreçte Türk Edebiyatı'nın ilk pastoral şiiri olan Anı Tek Orunlarta yani Öyle Yerlerde redifiyle yazılmış şiirimizi unutmayalım. Cumhuriyet'teki ilk pastoral şiirimde Abdülhak Hamit Tarhan'ın Sahra adlı eseriydi. Güzel. Aferin. Nesre geldim. Üç sepet diye bir terim açtım. Bu üç sepeti kendi arasında sınıfladık. Şimdi yine hemen tekrar edelim. Vinayalarımız var, sütra veya sudurlarımız var, apidarımlarımız var. Vinaya deyince aklımıza rahip ve rahibelerin uyması gereken kuralları anlatan nesirler gelsin. Vinayalar genellikle nasıl başlar? Bir çevre betimlemesiyle başlar. Yani vaazın verildiği ortam betimlenir. Daha sonra sorular yazılır. Ondan sonra Burkancı felsefeye göre cevapları yazarlar. En önemli vinayalarım Karmavacana, Pravarana ve Vinaya Vipanga şeklinde. Sütralar uzun anlatılardır, hacimli kitaplardır. Sütraların içerisinde de konu daha iyi anlaşılsın diye çatik adını verdiğimiz hikayeler vardır. Peki en önemli sütralarım neler? Bizim özellikle Altun Yaruk adlı sütramız ki alfabesi Uygur harfidir çünkü Çince'den
Uygurca'ya çevrilmiştir. Hatırlayın Şengu Seli Tutun çevirmişti. Yine 8 yükbek vardı. Kısa canlı cümlelerle oluşturulmuş. Artı Şinasi Tekin hocamızın incelediği bir sütre var. Asıl eserimizin asıl ismi Asil Dinin Nilüfer Çiçeği adlı sütre ama bizim elimizde sadece bir kısmı var. O da Puan Şeyim Pusar. İnsani sudur vardı. İnsandır şaşar beşer demiştik. Vaaz vermiştik. Hatta rahipler birbirlerine günahlarını anlatmışlardı. Yitiken sudur bir büyük kitabı. Kuşan tıkılguluk non bitik günah çıkarma sütrasıydı. Şimdi çatikleri inceleyelim. Çatiklerimiz neler? Prens Kalyanamkara ve Papamkara çatiğimiz var. Yani iyi yürekli şehzade ve kötü yürekli şehzade. Hatırlar mısınız? İyi yürekli şehzade bir mücevher için ne yapmıştı? Yolculuk yapmıştı. Mücevheri tam bulacağı sırada kötü yürekli kardeşi gelip onun gözlerine mil çekip mücevheri almıştı ama hikayenin sonunda biz iyi yürekli şehzadenin bu da olduğunu görmüştük. Sonrasında arkadaşlar şehzade ile Açpars hikayesi vardı. Ölmek üzere olan şehzade ve evlatlarına diyelim artık yavrularına kendini feda eden bir prensten bahsetmiştik. Ki maniheizm de burkanizm de aslında canlılara fayda mantığıyla kurulmuştur. Canlıları öldürmüyorsunuz hiçbir şekilde. Dantipali Bey de bir geyik kendisini ne yapıyordu? Av olarak atıyordu diğer geyikler yaralanmasın diye. Caştani Bey de ülkesine musallat olan bir şeytanla savaşan bir hükümdar vardı. Şeytana kendini veriyordu. Maitri Simit'in önemi neydi? İlkel tiyatromdu. Maitri adlı Buda'nın hayatını anlatıyordu. Yine Sundari Kız çatiğim var. Üç sepetin sonuncusu Apidarımlardı. Hatta şöyle anlatmıştık, ilmi çalışmalar az çünkü çok metafizik yönü ağır olan, Burkancılığı anlatan ağır kitaplarımızdı. Göktürk döneminde özellikle Ötken Uygur Devleti sahasında karşımıza Uygur harfli yazıtlar çıkmıştı. Tekrar edelim bir. Taryat, Tez, Şine Uşu, Karabalasagun, Gürbelcin, Somon Tez ve Somon Servey yazıtları karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Uygur sahasından sonra bizim karşımıza ilk Türk-İslam devleti olarak bileceğim Karahanlı devleti gelsin. Orta Türkçeyi bazı hocalarımız Karahanlı'nın başlangıcı olarak alır, bazı hocalarımız da Karahanlı'dan önce alır. Şimdi şöyle düşünelim, bir geçiş süreci var karşımızda aslında. Yani hem Orta Asya edebiyatı etkisini devam ettiriyor hem de İslami bir edebiyatla karşı karşıyayız ilk kez. Satuk Buğra Han'ın Müslümanlığı kabul etmesiyle başlayan bu süreçte, o halde eserlerimizde, ilk Türk İslam Devleti eserlerinde hem aruz hem hece ölçüsü var. Hem beyit hem dörtlüklerimiz var. Haliyle biz bu süreçteki eserlerde beyit ve dörtlükleri karışık göreceğiz. Arkadaşlar Kutat Gubilik'le başlıyorum. Yusuf Has Hacib'in kaleme aldığı eser 1069'da diyor ki, Kut yönetme yetkisinin Tanrı'dan alınmasıdır. Yani Kutat Gubilik hükümdarlık etme bilgisi anlamına gelir. Hükümdar ne zaman mutlu olur? İyi yönetirse mutlu olur. Bir siyasetname mi aynı zamanda? Evet. Türk Edebiyatı'nın ilk mesnevisi mi? Evet. Bu mesneviyi biz kimden etkilendik? Şehname'nin yazarı Firdevs'ten etkilendik ki kalıbımıza şehname kalıbı diyoruz. Kalıbımız neydi arkadaşlar? Hemen bir bana söylüyorsunuz. Kalıbımız neydi? 3 Feylül. Bir feylül kalıbıydı. Baktığım zaman 6645 beyit ve 173 dörtlük görüyorum. Eserimizin iki ismi daha var. Çin kaynaklarında Edebül Maluk. İran kaynaklarında Şehname-i Türki olarak anlatılıyor. Peki eserde biz alegorik bir anlatım var dedik mi hep? Evet, sembolik bir anlatım var. Adaleti kündoktu, doğru mu? Saadeti direkt vezirimize ait oldu. Aklı öktürmüş, akıbeti de ot vurmuş anlattı bize. Üç tane nüshamız var süreçte. Herat nüshası, Kahire nüshası ve Ferkana nüshası. Şimdi eski edebiyatla da bütünleştirebilirsiniz. Eski Türk Edebiyatı derslerimizde hatırlayın biz naattan, münacattan bahsettik. Bir mesnevinin yazma planı 10 başlıktı. Hatırladınız mı? Naatlar, münacatlar bulunurdu. Türk Edebiyatı'nın ilk mesnevisi Kutat Gubilik ise ilk naat örneğiniz, ilk münacat örneğiniz aynı zamanda nerededir? Kutat Gubilik'tedir diyebilirsiniz arkadaşlar. Mesnevinin kafiye şeması neydi?
Hepsi kendi arasında müsarralı. AA, BB, CC şeklinde. O zaman karşımıza bir beyit çıktığında müsarralı ise, alegorik anlatım varsa, o zaman derim ki Kutadgu Bilig'den alınmış olabilir. Rahatlıkla söyleyebilirsiniz. Burada bir notum daha var aslında. Az önce Maitre Smith'i bahsettik. İlkel tiyatro. Edebiyat tarihimizin. Eğer Türk-İslam edebiyatının ilk tiyatrosu derse Kutadgu Bilig'i işaretlersiniz. Çünkü karşılıklı diyaloğa dayalı bir eser çıktı. Divan Lügat-ı Türk, Kaşgarlı Mahmut'un Balasagun kenti yakınlarında yazdığı güzel eser. İlk Türkoloji babası kim? Kaşgarlı Mahmut. İlk Türkoloji kitabım, lehçe bilim kitabım Divan-ı Lügat-ı Türk ki sanatçı bizzat kendi ağzından lehçelerin arasına dolaştığını derlemeyle hazırladığını söylüyor eseri. Biz esere baktığımızda hangi boylar gezilmiş? Türk, Türkmen, Çiğil, Yağma, Oğuz ve Kırgız boyları arasında gezdiğini ve kelimeleri derlediğini biliyoruz. Türk maddesi önemliydi, konuşmuştuk. Özellikle sanatçı der ki, Tanrı Türkleri el havadar yere kondurdu ve onlara benim askerlerim dedi. Hatta ütü kelimesini bile hatırlar mısınız? Evet. Türkler ütüklü kıyafet giyiyordu, ütü kelimesi bile karşımıza çıkıyor Türk maddesinde. Amacımız ne peki? Bu eseri niye hazırlıyoruz? Türkçe asimile olmasın diye hazırlıyoruz. Türkçenin geçmişten çok zengin bir dil olduğu vurgusunu yapacağız Araplara karşı. Birazcık da o zaman Türkçenin Arapçadan üstünlüğünü vurgulamamız lazım. Bu bir sözlük mü? Sözlük. Ön sözü var mıydı eserin? Ön sözü vardı. Bir harita hatırlıyor musunuz? Türk yurdu haritası vardı. Bunun dışında lehçe bilimi, lehçe özellikleri var. Sözlük bölümü hangi dilden hangi dileydi? Şimdi Arapların anlayabilmesi için yazıyorsa Türkçeden Arapçaya yazılmış. Yani açıklamaların Arapça olduğu bir sözlük elimizde. Türk edebiyatının ansiklopedik yapıda ifadesini kullandık. Koşuk, sal, sagu gibi Orta Asya'ya ait sözlü ürünlerimiz ilk kez Kaşgarlı Mahmut'un eserinde karşımıza çıktı. Eseri kim bulmuştu arkadaşlar? Sahaplarda Ali Emiri. Hatta çok sevinmişti. Peki nereden anlamıştı bunun Divan Lügat Türk olduğunu? Eski edebiyatı hatırlayın. Keşf-i Sünun diye bir kitabım vardı. Künye kitabı. Ona bakmıştı ve sahaflarda elleri titreyerek bütün kağıtları almıştı. Hemen yandaki okuma salonuna gitti ve kime verdi eseri? Kilisli muallim Rıfat Bilgi'ye verdi ve sayfaları düzeltti. Tıpkı basım yaptırdık. Atabedül Hakayık, Edip Ahmet Yükneki'nin kaleme aldığı hakikatlerin eşi anlamına gelen eser. Şunu unutmuyorum. Alişir Nevai'nin edebiyat sahasında özellikle övgüyle bahsettiği iki kişi vardır. Biri Çağatay şairi Lütfi'dir, birisi de sanatçımız Edip Ahmet Yükneki'dir. Ama biliyorsunuz Edip Ahmet Yükneki, bakın Alişir Nevai onun için ne demiş? Türk ülkesinden imiş, onun işleri hakkında garip şeyler nakledilirdi. Derler ki gözleri körmüş ve asla görmezmiş, çok da akıllı, zeki, takva sahibi bir kişiymiş. Hak Teala zahir gözünü kapalı yaratmış olsa da gönül gözünü çok parlak kılmış. Bu ifade direkt Alişir Nevai'nin Edip Ahmet Yükneki için söylediği cümlelerdir. Biz bu eserde yine dörtlük ve beyitleri içte görüyoruz. Sayılarımıza bir bakalım arkadaşlar. 40 tane beyitim, 101 tane dörtlüğüm var. Yine beyitlerimiz hangi kalıpla yazıldı? Şehname kalıbıyla yazıldı. Burada şuna dikkat etmenizi istiyorum. Beyitlerimizde kullanılan kafiyeler gazel veya kaside şeklinde uyaklanmıştır. Kutadgu Bilig'dekiler mesnevi şeklinde, Atabetül Hakayık'taki beyitlerimiz AA, BA, CA şeklinde, gazel veya kaside şeklinde uyaklanmıştır diyebilirsiniz. Evet, eserimizin dört nüshası var. Severkant, Ayasofya, Topkapı Müzesi ve Ankara Seyit Ali nüshası. Ve aslında bir din adamının, değil mi? Yani Yesevi tarikatının kurucusu Ahmet Yesevi'nin Çağatay dil özellikleriyle oluşturduğu Divan-ı Hikmet'teyiz. En büyük çeldirici Divan-ı Hikmet'in tamamen hece ölçüsüyle yazılan hikmetlerden oluştuğu bilgisidir. Aman arkadaşlar, bu yanlış sayılır. Çünkü gazel tarzında yazılmış aruz vezninin kullanıldığı beyitlerde karşınıza çıkar. Cennet, cehennem, Peygamber Efendimiz, dört halife gibi İslami kavramların anlatıldığı özel hikmetlerle oluşturulmuş eserimiz Divan-ı Hikmet. Eserin arkadaşlar 11'den fazla nüshasının olmasının nedeni Yesevi tarikatı mensuplarının eseri bizzat kaleme almalarıdır. Hem de halka daha hitap eden bir kitap var. Kur'an tercümelerimiz var bu süreçte.
Kur'an tercümelerini şu amaçla yazıyorlar. Yeni bir din var karşımızda ve kutsal kitap var. Türkler bunu bilmek zorunda. Ama anlamca bilmediğimiz kelimeler var. Mustakil ayrı bir tefsir kitabı yazmıyoruz da satır altı dediğimiz Kur'an-ı Kerim'de bilmediğim kelimeyi direkt ilgili sayfanın altına yazarak satır altı Kur'an tercümesi yapıyorum. Bu süreçte 4 tane İngiltere'de, İstanbul'da, Özbekistan'da ve Petersburg'da nüshalarımız elimizde. Ara verelim mi arkadaşlar? Tamam, bir ara verelim. Devam ederiz. Hatırlamıyorum. Evet arkadaşlar, Kuzey Doğu Türkçesini kendi arasında biliyorsunuz Kuzey ve Doğu Türkçesi diye ayırmıştık. Kuzey Türkçesini ise tarihi süreçte Harezm ve Kıpçak sahası eserleri de incelemiştik dersimizde. Harezm Türkçesi Gazneli Mahmut tarafından Harezm bölgesinin alınmasıyla karşımıza çıkan siyasi süreçti. Buradaki dil yadigarlarıma baktığımda Zemahşeri'nin kaleme aldığı Mukaddimetül Edeb adlı bir sözlük, lügat çalışmamız vardı. Ağırlıklı olarak 2900 civarında Türkçe kelime, Arapça ve Farsça kelime vardı. Bilinen nüshaların Yozgat ve Berlin'de. Kıssa-ül Enbiya adlı bir eserim var. Peygamberlerin hayatını anlatan nesrimiz. Rab Guzi'nin kaleme aldığı eser. Hayatı, mucizeleri, siyeri, dört halife gibi menkıbeler var. Bu eser aslında Arapçadan Farsça'ya çevirmiş bir eserin Türkçe'ye uyarlaması. Yani iki tane ön dilimiz var. Bu sebeple de Arap, Fars ve Türk sahasında çok bilinen bir eser. Muin'in Mürit, İslam Bey adında bir dil bilgininin tasavvufi konularda kaleme aldığı eserdir. Ebu'l-Gazi Bahadır Han, Şecire-i Terakkime adlı eserinde Şeyh Şeref Hoca adlı birisinin dini konuları topladığını ve eserine Muin'in Mürit dediğini ekstra bilgi olarak söyleyelim. Hüsrev-i Şirin, Genceli Nizami'nin ki kimdi Genceli Nizami? İlk Hamse sahibimizdi. Genceli Nizami'nin mesnevilerinden bir tanesidir. Bu mesneviyi erken dönemde Kutb adlı Harezmli şairimiz ne yaptı arkadaşlar? Çeviri yaptı. Birebir bir çeviri değil. Çünkü biz Kutb'a ait olan çeviride 4300 beyt varken Nizami'de 5700 beyt olduğunu görüyoruz. Demek ki çıkartmalar yapmış. Muhabbetname, name adı verilen bölümlerle tasavvufun anlatıldığı dini kitaptır arkadaşlar. Mefalun kalıbıyla oluşturulmuş eserler var. Evet, Neçül Ferahat'ın önemi neydi bizim için? Edebiyat tarihimizin ilk 40 hadis kitabıdır. Neçül Ferahat 4 babdan oluşur. Bablar nesirdir. Altlarında her babın altında 10'ar tane hadisi şerif açıklanmıştır. Bu bablarda arkadaşlar 1. babda Peygamber Efendimizin hayatı, 2. babda 4 halife ve ehli beyt, 3. babda Allah'a yaklaştıran ameller, 4.'de ise Allah'tan uzaklaştıracak ameller anlatılır. Her babın altında 10 tane hadis-i şerif var. Yeni Cami ve Kırım nüshalar elimizde. Az önceki geçen İslam Bey'in Muin'in Mürit adlı eserinin sayfa kenarlarındaki 6 kıtalık esere de Cevahirül Esnaf diyoruz. Yine bir eserim var, Hüsam Kadık tarafından yazılmış, Cümcüme Name. Bu dini bir kıssaydı hatırlarsanız. İlyas peygambere iman etmediği için Allah tarafından helak edilen bir kavmin Hazreti İsa'nın duası ile tekrar diriltilmesini anlatırdı. Hazreti İsa mazmunu karşımızda biliyorsunuz. Ölüleri duasıyla, nutkuyla ne yapıyor? Diriltiyor arkadaşlar. Eserlerimizi vermeye devam edelim. Miraçname, Peygamber Efendimiz'in Miraç olayını anlatan eser. Muhabbetname ve Miraçname'nin Uygur harfli nüshaları vardı, söylemiştik. Bu süreçte Harezm sahasında da aynı Karahanlı'da yapıldığı gibi satır altı Kur'an tercümeleri elimizde. Yine siyasi yazılarımız var. Yarlık ve bitikler, yani fermanlarımız ve mektuplarımız var. Yarlık ve bitiklerimizde Uygur harfli nüshalara rastladık. Yine bir sözlüğümüz var. Hilyetül Lisan ve Hulbetül Beyyan diye Arapça, Türkçe, Moğolca sözlük. Kıpçak Türkçesini rahat anlayalım diye 3 başlık altında incelemiştik. Birisi mustakil bir eserdi. Codex Cumanicus. Diğer başlığımız Suriye Memlu Kıpçakçasıydı. En son başlığımız da Ermeni Kıpçakçasıydı. Codex Cumanicus bildiğiniz gibi misyonerler tarafından kaleme alınmış kumandara ait bilgi kitabı anlamına gelen eser. İki farklı defterin birleşmesiyle oluşmuştu. Biz bu defterlere içinde kullanılan dilden dolayı iki tane isim vermiştik. İtalyanlar bölümü ve Almanlar bölümü demiştik. İtalyanlar bölümümüz 55 yaprak.
Almanlar bölümümüz 27 yaprak. Türk Edebiyatı'nın ilk bilmeceleri ki Kuman bilmecesiydi hatırlayın 47 tane Almanca bölümünde yer almakta arkadaşlar. Altın Ordu, Memluk, Suriye Kıpçakçasına baktığımızda gramer kitapları, dini kitaplar, edebi kitaplar ve askerlikle ilgili kitaplar karşımıza çıktı. Burada siz Türkçeci olarak tabii zorlanabilirsiniz. Kelime karakterleri çok uzun terkipler var. En azından şöyle düşünebilirsiniz. Şu anda ilk eserim Kitab-ı Mecmu-i Tercüman-ı Türkiye, Acemi, Moğol, Farsi. Bu Türkçe, Acemce, Moğolca ve Farsça dilleriyle oluşturulmuş bir sözlük olarak aklınızda kalabilir. Kitab-ı İdrak, Lisan-ı Etrak, Etrak'ın E'si, Ebu Hayyam'ın E'si böyle kodlayabilirsiniz. Zihninizden Türkçe kelimelerin kırmızı mürekkeple çizildiği bir lügat çalışması. Yine üçüncü çalışmam Kitab-ı Bülgatul Müştak Filugat-ı Türkvel Kıpçak. Müştak kelimesinden hatırlayın. Müştak Bey baklava severdi diye düşünün. Ve baklava dilimiyle hazırlanmış, baklava dilimi şeklinde hazırlanmış iççe kelimelerden oluşmuş bir sözlüğümüz var. Sözlüğümüzde kelimeler kırmızı ve siyah mürekkeple hazırlanmış. Yine bir başka eserim El Kavani Külliye Li Zaptı Lügat-ı Türkiye Zapt Etmek kelimesinden hatırlayın. Bu lügatlar arasında sadece gramer kitabı olan sözlük zaptın ifadesinin geçtiği sözlüktür. Zapt etmişler. Yani sözlük bölümü yok. Sadece gramer bölümü var. Artı yine Türkmence ile ilgili bir kural var. İçinde zapt kelimesi geçen sözlükte Türkmence küçümsenmiş dil olarak kabul edilmemiştir. Yani Türkmenceyi zapt etmiş tutmuşlar değil. Tuffetü Zekiye diye başlayan bir sözlüğüm var. Zeki'den Zekiye kelimenin Arapça olduğunu düşünün. Bu sözlük Arapça Farsça gramer kitabıdır. Et durerüt diye başlayan bir ifade var. Dür biliyorsunuz inci demek. Bunu şöyle zihninize kodlayın. Bir inci kolyem var ve bu incide 20 kolyede 24 tane inci var. Bu dürle başlayan sözlükte 24 fasıl olduğunu düşünün ve o son 24. fasılda Türkçenin cümleleri örneklenmiştir. Emir cümleleri örnekleriyle böyle bir fark atar sözlüğümüz. Dini kitaplara baktığımda fıkıh kitaplarım var arkadaşlar. Yine Semerkandi Hazretlerinden tercümem var. Askerlikte İlmin Nüşab olarak bildiğim okçulukla ilgili kitap. Riyazil Hal dediğim ata binmeyle ilgili kitap. Minyetül Guzat dile atla alakalı, at binmeyle alakalı bir kitap. Baytülül Vazik de baytar kelimesini hatırlayın. Hekimlikle ilgili bir kitap. Bu sürecin edebi eserleri arasında Gülistan tercümesi Sadi'nin Gülistan tercümesinin Kıpçakça'ya çevirisidir. İrşad-ül Mülük ve Selahattin'in en önemli özelliği siyah puntoyla yazıyor. Mısır'da kaleme alınan ilk Kıpçakça metin. Mısır'da kaleme alınan ilk Kıpçakça metin İrşad-ül Mülük ve Selahattin adlı yapıtımız. Ermeni Kıpçakçasına baktığımda iki tane cemiyet karşıma çıkıyor. Bunlar sizin için çok elzem değil arkadaşlar. Harizm sahasından sonra karşımıza Azeri yani Çağatay Doğu Türkçesi çıkıyor. Sanatçılara bir bakalım. Ama biz bir sınıflama yapmıştık hatırlarsanız sanatçıları. Klasik öncesi dönem, klasik dönem ve klasik sonrası dönem diye sınıflamıştık. Şimdi sanatçılara bakalım. Sekyaki deyince Çağatay edebi dilinin ilk temsilcisi gelsin. Ki 2014'te de sınav sorunuz vardı. Çağatay sahası şairlerinden. Divanı var. Haydar Harizmi deyince Genceli Nizami'nin Mahzenül Esrar adlı mesnevisini çeviren şair olduğu gelsin. Bu eserin Uygur harfli nüshası var. Lütfi, Alişir Nevai'den sonraki en büyük şairim 95 yaşında vefat etti. Eseri Gülü Nevruz mesnevisi ünlü divanı var. Yusuf Emiri yine Temur'un torunlarından, bu süreçte siyasi lider Temur'un torunlarından Dehname Bengü Çağrat eserleri var. Ahmet Mirza'nın arkadaşlar Taşrukname adlı mektuplarından oluşan bir nesri var. Gedai'nin divanı, Atai'nin divanı, Ahmedi'nin Telli Sazların Münazarası adlı bir mesnevisi, Yakini'nin Nazir-i Sa'da küçük bir münazara risalesi elimizde. Ve bizim için sürecin, klasik dönemin en ünlü şairi Alişir Nevai'ye geldik. Eski Türk Edebiyatı'ndan hatırlayalım. Divanlarına özel isim veren şairlerim vardı. Ve biz bunu erken dönemde kim almıştık? Alişir Nevai'yi almıştık. Alişir Nevai'ye ne demişti? Hazainül Meani demişti de sonra dörde ayırmıştık divanları. Çünkü yazdığı o dönemleri isimleştirmişti. Garip çocuk deyince aklınıza Garabiyüz Sigar gelecek. Gençlik deyince Şebap Kebap gelsin. Evet bunlar şifrelerimizdi bizim.
Tekrar edelim. Garabül Sigar çocukluk dönemi şiirleri. Nevadir-i Şebab gençlik dönemi şiirleri. Bedaülül Vasat orta yaşlılığın güzellikleri. Fevaidül Kibel ise yaşlılığı kabirden hatırlıyordunuz. Hatırlayın. Yaşlılığın faydaları olsun. Farsça divanı var. Türk Edebiyatı'nın ilk hamse yazarı Alişir Nevai'ydi. Anadolu sahasının ilk hamse yazarı Hamdullah Hamdi'ydi. Hamsesinde neler vardı? Bunu da biz kodlamıştık galiba. Nasıl demiştik? Ferhat'la Şirin'in, Leyla ve Mecnun'un aşkına hayret ettik. İskender yedik, seyyar gezdik. Evet, çok güzel. Hemen bakalım. Hayret-i Nebrar, Ferhat-ı Şirin, Leyla ve Mecnun, Sebai, Seyyar, evet, Setti, İskender'i diye 5 tane mesnevim var. İlk tezkire Mecalüs'ün Nefai. Sanatçı kimden etkilendi? Cami ve Devreşah'ın tezkirelerinden etkilendi. Yine bir küçük tezkiremiz var. Mutasavvıfları anlattığı Nesaimül Muhabbe ikinci tezkiremiz arkadaşlar. Risale-i Muamma bilmecelerini topladığı eser. Mizan-ı Nevzan Türk Edebiyatı'nın ilk teknik kitabı artı türkü kelimesinin geçtiği ilk metinde. Muhakemetül Lugateyn'i neden yazmıştı arkadaşlar? Türkçenin Farsçadan üstün bir dil olduğu vurgusunu yapmak için yazmıştı. Dini konuda yazdığı Çiğil Hadis, Nazmül Cevahir, Siracül Müslümin gibi eserleri var ama bizim için Lisan-ı Tahir bir nazir olarak karşımıza çıkardı. Neydi Lisan-ı Tahir? Feridüddin Attar'ın Mantık-ı Tahir adlı eserine yazdığı nazire kitap. Tarihi eserleri var. Burada bilmem gereken özellikle Acem tarihini, İran tarihini yazdığı Tarihi Mülkü Acem adlı eserdir ki Alper Tunga'dan bahsetmiştir diyebiliriz. Biyografik eserlerimiz yine siyasi belge niteliğinde eserlerimiz Alişir Nevai ile karşımıza çıkar. Hüseyin Baykara Alişir Nevai'nin çocukluk arkadaşı. Hüseyin Baykara devlet lideri olduktan sonra Alişir Nevai sarayına götürdü biliyorsunuz. Beraber hem arkadaşlıkları devam etti hem de edebi hayatları. Baykara Hüseyin'i mahlasıyla çok lirik şiirler yazdı. Divanı var ve kendisini anlattı, hayatını anlattı. Otobiyografik mahiyette bir risalesi var arkadaşlar. Bu süreçte Hamidi adlı yine Hüseyin Baykara'nın devlet yönetiminde bulunduğu yıllarda karşımıza çıkan şairimizin Yusuf'u Züleyha adlı Farsçadan çevirdiği bir mesnevisi var. Şahi, Şiban Han ve Muhammed Salih de dönemin şairleri. Ve Babür Şah'a geldik. Babür Şah bir devlet lideri. Babür Şah'ın edebiyat tarihimizde ilk dediğimiz eseri Babürname yani Vekai anı kitabımız. Türk Edebiyatı'nın ilk anı kitabı evet Babürname'dir. Anadolu sahasının ilk anı kitabı Yozgatlı Akif Paşa'nın Tapsıra adlı eseri. Güzel. Yine Babür'ün Aruz Risalesi, Nübeyyen ve Risale-i Validiye adlı eserleri elimizdedir değerli arkadaşlar. Klasik dönem. Klasik öncesi dönem derken geldik 3. ayağa yani klasik sonrası döneme. Burada benim için edebiyat tarihinin en mükemmel eserlerini yazan kim çıkacak? Gazi Bahadır Han çıkacak. İki tane eseri var elimizde. Şecere-i Terakime ve Şecere-i Türk. Önce bir soru. Destanlarda işlemiştik. Hangi destan bu eserlerde nasıldı? Oğuz Kağan destanı Şecere-i Terakime'de. Ergenekon destanının orijinali Şecere-i Türk'teydi. Şecere-i Terakime'den biraz bahsedelim. Sanatçıya Oğuz Beyleri gitmişti de, Türkmen Beyleri gitmişti de, elimizde birden çok Oğuzname var, tasnif eder misin diye rica etmişti. O da bu teklifi geri çevirmemişti. Sonra eserinin ön sözünde şu cümleyi gördük. 5 yaşındaki çocuğun anlayacağı şekilde türkü türkü anlattım. Peki İslami versiyon diyoruz ya, Oğuz Kağan İslami versiyonu. Nasıldı bu eser? Önce eserin ön sözünde ilk peygamber Hazreti Adem'den, Nuh Aleyhisselam'a kadar gelmiş geçmiş peygamberler anlatıldı. Hatta Türklerin atası sayılan Nuh Aleyhisselam'ın oğlu Yasef'ten bahsettik. Sonra Oğuz Kağan dünyaya geldi ama annesini 3 gün boyunca emmedi. Çünkü annesi Müslüman değildi. Sonra annesinin rüyasına mı girdi? Evet düşüne girdi ve 3 gün boyunca anne Müslüman ol. Müslüman olmazsan ölürüm de senden süt içmem dedi. Anne sabah kalktı Müslüman oldu. Sonra Oğuz Kağan büyüdü serpildi. Evlendi, eşleri, çocukları derken Türk dünyasında Oğuz Kağan adı yayıldı arkadaşlar. Şecere-i Türk, Ebul Gazi Bahadır Han'ın başladığı ama Endüşe tarafından bitirilen bir eser. Türklerin şeceresi diyoruz.
Şeybani Özbeklerin hayatı hakkında pek çok ifade var. Biz Reşidüddin'in Farsça yazdığı ama halkın çok iyi anlamadığı Ergenekon destanını, daha sonra Ebul Gazi Bahadır Ağa'nın Şecere-i Türk'te kaleme aldığını biliyoruz arkadaşlar. Süreç bu kadar arkadaşlar. Çağatay döneminde yazılmış sözlüklerimiz var. Çok elzem olmamakla birlikte isimlerini size söyleyeceğim. Abuşka Lügatı, Alişir Nevai'nin şiirleri anlaşılsın diye kaleme alınmıştır. Bu yüzden bu sözlüğe direkt Lügat-ı Nevai, yani Nevai'nin sözlüğü diyoruz, Anadolu sahasında yazılmış. Abuşka, yaşlı kadın demek. İlk maddesi Abuşka olduğu için bu isimle anıyoruz. Yansıda gördüğünüz gibi Bedailü'l-Luga, Fazlullahan Lügatı, Kitab-ı Zeban-ı Türki, Sengah, Hülasa-i Abbasi, El-Tamga-i Nasiri, Fethali Kaçar Lügatı ve Çağatay Türkiye Osmanlı ve Üstü Lisan-ı Türkiye adlı eserlerimiz var. Bu süreçten sonra bizim karşımıza siyasi süreç Anadolu'da başlamış, hatırlayın. 13. yüzyılda Anadolu'ya geldiğimde eski edebiyat dersimizde işlediğimiz Gülşehriler, Ahmediler, değil mi? Germiyanoğlu Beyliği sanatçıları vardı. Eski Türk edebiyatımızda biz sizlerle bunları işledik değerli arkadaşlar. Şimdi Orta Asya'dayız madem. Yazılı metinlerini bitirdik. Destanlara girelim bir isterseniz. Bakalım destanlarda karşımıza neler çıkacak. Arkadaşlar, destan toplumlarda derin izler bırakmış olayların daha sonra sözlü gelenekten yazıya aktarılmış halleriydi. Orta Asya için söylüyorum ve Orta Asya destanları nazım şeklindeydi. Destan oluşum bakımından kaça ayrılır? İkiye ayrılır. Doğal destanlar ve yapay destanlar. Doğal destanların kaç safhası vardı? 3 safhası var. Bunlar sırasıyla teşekkül dediğim çekirdek aşaması, yani olayın yaşandığı dönem. Sonra kulaktan kulağa, ağızdan ağza yayıldığı safha, yayılma safhası. Sonra birinin derleyerek bunu yazıya geçirdiği süreç, derleme safhası. İslamiyet öncesindeki doğal Türk destanları sırasıyla Yaratılış, Alper Tunga, Şu Oğuz Kağan, Ergenekon, Bozkurt, Türeyiş ve Göç Destanı. Bunları az sonra geçeceğim ama önce yabancıların doğal destanlarını ismen bir zikredelim. Yunanlıların Homeros'un derlediği İlyada ve Odasya, biliyorsunuz Truva Savaşları'nı anlattı. Yine Şehname, Firdevsi'nin derlediği eser, Alper Tunga ile Saka Türkleri ile İran mücadelesini anlatır. Finlilerin destanı Kalevela, Hintlilerin iki tane destanı var, Ramayana ve Mahabharata destanları. Almanların Nibelungen, bu destanda hangi Türk hükümdarın adı geçer? Atilla, yani Etzel olarak geçiyordu. Sümerlilerin dünyanın bildiği ilk doğal destan mı? Öyle düşünün, Gılgamış. Yine Latinlerin Aeneis destanları var. Japonların Shinto, Rusların Igor ve Fransızların Jason de Roland ile İspanyolların Le Cid adlı destanları var arkadaşlar. Yabancıların yapay destanlarına baktığımda Kurtarılmış Kudüs var. Biliyorsunuz Tasso'nun eseri. Aristo'nun Çılgın Orlando, Dante'nin İlahi Komedyası, Milton'un Kaybolmuş Cenneti var. Şimdi geldik İslamiyet öncesindeki Türk destanlarının mefhumlarına. Arkadaşlar, biz sizinle halk edebiyatında mitleri işlerken Yaratılış Destanı'ndan bahsetmiştik. Altay Yakut dönemi destanıdır. Yaratılış Destanı'nda isimleri bir hatırlayalım. Akan Akine, Tarık Ayrıhan, çocukları koruyan Umay var, Şeytan Erlik var, Maytere ve Mandışere gibi karakterlerimiz var. Bu dünyanın güya yaratılışı ile ilgili anlatılan en büyük mitlerimizden birisi ki ilk bir bölümünü Radloff yayınlamıştı. Alper Tunga Destanı, biz bu destanı divan edebiyatında mazmunlarda da işledik. Destanın başında İranlıların hükümdarı Keykavus bizim elimizde esirdi. Zal ve oğlu Rüstem'i yardımıyla kurtardık. Sonra Keykavus'un oğlu Siyavuş ve Rüstem bize sığındı. Siyavuş'un bir çocuğu oldu Keyhüsrev. İran dedi ki benim torunum niye Türklerde kalsın? Savaş açtı. Destanın sonunda Alper Tunga bir mağarada askerleriyle beraber öldürüldü. Ve meşhur Alper Tunga öldü mü, ıssız acun kaldı mı sagusunu da o süreçte söyledik. Şu destanını hatırlayalım. Hatta orijinalini biz Divan Lügat-ı Türk'te olarak verdik. Şöyle başlardı şu destanı. İskender, yani Zulkarneyn, Semerkand'ı geçip Türk illerine yürüdüğünde devletin siyasi liderinin ismi Şu idi. Hatırlayın, Şu'nun önünde ne vardı? Gümüşten bir havuzu vardı. Ördeklere ve kazlara bakardı. Komutan geldiğinde
efendim emrinizdedir, savaşalım mı dediğinde şu ördekler kazlar ne güzel yüzüyor demişti de komutan önce askerini alıp gitmişti. Burada bu destanda iki tane motif vardı. Birincisi İskender'in Türkmenent bunlar diye Türk bunlar diye işaret etmesi. İkincisi bir kemeri vardı askerimizin. Asker yaralanıyordu, kemerden altınlar dökülüyordu, altınlar kanlanıyordu, Altınhan diye bir yer adı çıkmıştı. Hatırlayalım, hatta destanın sonunda bir barış imzalanacak. Şu Karabağsagun kenti yakınlarına gelip, leyleklerin bile uçup uçup da sonradan tılsımlı olduğunu inandığı için gittiği bir şehir kuracaktı. Şehrin ismine de şu diyecekti. Oğuz Kağan destanını hatırlayalım, bunlar döneminde karşımıza çıktı. Bir kere Oğuz Kağan en büyük Alp tipidir. Hatırlayın bebekliğini. Bu annesinden çiğit şarap istemiş miydi? Ensesi kalındı değil mi? Elleri ayı pençesi gibiydi. Hatta ata binmişti, ok atmıştı. Rüştünü ispatlamaya geldiğinde ne vardı? Bir canavar vardı Orta Asya'da. Bu canavarı avlamak için birinci gece bir küçük baş hayvan ki ceylan avı olabilir bağladı. Geldi ki canavar yemiş. İkinci gece geldi. Bir büyükbaş hayvan bağladı. Tibet öküzüdür muhtemelen Orta Asya'da. Yine geldi hiçbir şey yok. Üçüncü gün kendisi bekledi. Gök Tanrı'nın aslında onu denemesiydi. Canavarı avladıktan sonra mübarek bir ışık gökyüzünden inmeye başladı. Bu ışığa baktığımda içinden kim çıktı? Birinci hatunumuz çıktı. Güzeller güzeli bir hatun. Oğuz Kağan aşık oldu mu hatuna? Oldu. Sayı motifi girdi hatırlayın 40 sayısı. 40 gün toy yaptık, sığır yaptık, şölen yaptık, ne varsa yaptık. Evlendirdik. Sonra 3 tane nur topu gibi evladımız oldu. Bu isimler neydi? Gün, ay, yıldız. Evlatlarımız oldu. Hatta destanda kızın gözü parladı ifadesi kullanılır doğum yaptı olarak. Yine bir gün Oğuz Kağan tek başına bir nehir kenarında otururken süzüle süzüle gelen bir ağaç kabuğunun içerisinden ikinci eşimiz çıktı, ikinci kızımız çıktı. Oğuz Kağan yine aşık oldu. Yine 40 sayısıyla düğün yaptık, toy yaptık. Sonra 3 erkek çocuğum da oldu. Bunların isimleri neydi? Gök, Dağ, Deniz. 6 tane erkek çocuğu oldu. Bu çocuklar büyüye dursun. Yine gökyüzünden bir ışık geldi. Bu üçüncü hanım değil. Bu gelen kurt. Beyaz bir kurt geldi ve dedi ki, beni sana gök tanrı gönderdi. Beraber Rum ellerine sefere gideceğiz dedi. Sonra silsile şeklinde. Kurt önde. Ardından Oğuz Kağan. Ardından 6 erkek çocuk. Ardından ordu ki ordu en arkada fark ediyorsunuz. Beraber Rum ellerine gittiler. Destanın sonunda da biz bir söylev gördük. Oğuz Kağan dedi ki toprakları aldıktan sonra. Ey evlatlarım, ey oğullarım. Sizler için toprak aldım. Bu ülkeyi güzel yönetin dedi. Ve destan bu şekilde bitti arkadaşlar. Ergenekon destanı, Reşidüddin'in Farsça kalemi aldığı Ergenekon destanını biz aslında nereden öğrendik? Ebulgazi Bahadır Han'dan öğrendik. Biliyorsunuz Tatarların baskınına uğradı Türkler. Hiç kimse sağ kalmadı. Sadece bizim İlhan'ın oğlu Nüküs ve yeğeni İlhan'la beraber eşlerinin güzel yollardan, vadilerden geçtikten sonra her çeşit bitkinin yetişebileceği korunaklı bir vadiye gittiklerini gördük. 400 yıl burada ne yaptılar? Yaşadılar. Sonra sığmaz oldular bu vadiye. Ki bu vadiye Ergenekon ismini vermişlerdi. Sonra baktık ki bir demirci ustası söze karıştı. Kendi aralarında meclis konuşuyordu. Artık çıkalım dışarıda bizim topraklarımız var. Güçlendi gidip alalım diyorlardı. Süreçte demirci ustasını bilge tip olarak görüyoruz. Dedi ki dağı eritirseniz çıkarsınız. Dağı erittiler. Hatta Moğol kaynaklarında halk ilgili delikten çıkarken bir kurdun önderlik yaptığı söylenir. O da börte çene olarak geçer. Ergenekon destanı bu şekilde karşımıza çıkıyor. Göktürklerin Bozkurt ve Bozkurt ve Uygurların türeyiş destanının ortak motifi kurttan türemedir. Yalnız farkımız cinsiyetti biliyorsunuz öyle anlatmıştık. Bozkurtların, Göktürkler dönemindeki Bozkurt'un dişi olduğunu gördük. Hatta hatırlayın bir genç vardı, öldü diye bırakmışlardı meydanda. Göktürkler tamamen tarihten silinecekti. Gencin kollarını ve bacaklarını kesmişlerdi. Kurt geldi, dişi kurt. Sütüyle besledi, büyüttü, yaralarını iyileştirdi. Onunla da evlendi, çocuklar dünyaya geldi. En akıllısına da Aşine Boyu dedik. Aşine Boyu, daha doğrusu Aşine. Ülkesinde çadırının önüne bir direk diktirdi ve bir kurt kafası koydu. Atalarının kurttan geldiğini ne yaptı?
tasdik etti. Bozkurt destanı böyle, dişi kurt. Ergenekon, özür diliyorum, Türeyş destanında ise Tanrı'nın iki tane birbirinden güzel kızı var. Tanrı'nın değil aslında, hükümdarın, ama Tanrı bu kızlarla evlenmek istiyor. Kızları bir kuleye kapatıyoruz. Bu sefer Tanrı hangi kılıkta geliyordu? Erkek kurt kılığında geliyor, kızları alıyor ve kızlarla evleniyordu. Göç destanında biz motif olarak şunu bilelim. Uygurların başından geçen bir felaket aslında. Hayvanlarının telef olması, kıtlıklar vesaireler. Kutlu Dağ var sahip çıktığımız inanç gereği. Kutlu Dağ sirkeyle parçalıyorlar. Kuşlar ağızlarına bu dağdan birer parça alıyorlar. Göç sesleriyle Tarım Sirderya bölgesine göç ediyorlar. Destanlarda genellikle motifleri iç içe anlatıyorum ama ya da taşı diye bir yağmur taşımız var. Bu ya da taşı hangi destanda motif olarak geçti derse göç destanındadır. Çünkü Kutlu Dağ'ın bir parçasıdır değerli arkadaşlar. İslamiyet'ten önceki destanları bunlar. İslamiyet'teki destanları mı? Kırgızların Manas destanına başlıyorum. Manas'ın en önemli özelliği. Bir, en uzun destan artı. Evet, çok güzel. Hem İslamiyet öncesi hem de İslamiyet sonrası özellikleri besliyor. Peki en önemli özelliği diyorum. Üç safayı tamamlamış tek destan. Çünkü hala eklemeler yapılıyor, yazılar yazılıyor. Bu biraz Müslümanlık versiyonuna bakalım. Biz Manas'ın bir süt kardeşini biliyoruz, Almanbet. Hatırlar mısınız? Çok iyi cengaverdi. Ama Hristiyan'dı. Manas bir gün onu Müslümanlığa davet ediyor. Almanbet destanda kelime-i şehadet getirerek Müslüman oluyor. Bu direkt İslami versiyon. Bir de Manas vefat ediyor. Manas'ın eşi Kanikey ve oğlu Semetey mezarın başına günlerce ağlıyor. Manas artık dayanamıyor ve dirilip normal hayatına devam ediyor. Bu da İslam dışı unsur diyebiliriz. Bu özelliğiyle Dede Korkut hikayelerine benzetebilir miyim? Çünkü Dede Korkut hikayelerinde de hem İslami hem de İslam dışı unsurlar iç içe. Oldu ya, size Manas'ı sordu. Üç neslin destanıdır diyebilir. Çünkü Manas, oğlu Semetey, onun da oğlu Seyte'nin hayatı burada anlatılıyor. Manas, ünlü ırcılar tarafından söyleniyor biliyorsunuz. Manasçılarımız var bu süreçte. Manas destanında öyle beyit veya dörtlük yok, bentler var. 20'li, 50'li, 30'lu bentlerle karşımıza çıktı. Peki bu destanı ilk kez kim yayınladı? Radloff yayınladı. Unutmuyorsunuz değerli arkadaşlar. Ünlü manasçılarımızı da söyledik. Üniversitelerinize gelmiştir Manas destanı ile ilgili. Ben size bir küçük video izlettireceğim. Bir kadın manasçı izlettireceğim aslında. Normalinde Kırgızistan'da, Bişkek'te erkek sanatçımız çok. Şöyle.
Görüyor musunuz arkadaşlar ne kadar içten söylüyorlar? Aslında devam etmese de olurmuş. Burada canlandırmalar çok ön planda oluyor Manas Destanı'nda. Sıklıkla söyleyicinin arkasında Manas dansçıları çıkıyor Kırgızistan'da. Ve hala en güzel Manas okuyan kişi seçiliyor arkadaşlar. Yani bizde tabii bu kültür yok. Bu arada Manas Destanı Türkiye'de sadece Ulupamir köyünde söyleniyor. Van'da evet Ulupamir köyünde söyleniyor. Evet bu süreçte Cengiz Han Destanımız var arkadaşlar. Cengiz Han direkt bizim değil de Orta Asya'da yaşayan Türk boyları arasında çıkmış. Anadolu sahasında değil. Özellikle Kazak, Başkurt, Kırgız Türkleri arasında karşımıza çıkıyor. Şecere-i Türk'te 17 versiyonun olduğu yazar. Timur ve Edige Destanı, Altın Ordu lideri Edige Mirza Han'ın Timur'la olan mücadelesini anlatır. Yine Kuzey Türklüğünde bilinir, bizde bilinmez. Ve geldik Battal Gazi Destanı'na. Destanın orijinali Endülüs Emevileri zamanında Abdullah adlı bir gencin hikayesiydi. Malatya ve civarında Bizans tekfurlarıyla savaşan bir yiğitten bahsediyoruz. Battal Gazi'nin atının adı neydi? Aşkar'la beraber göreceğiz. Köroğlu Destanı halk edebiyatında da karşımıza çıkmıştı. Köroğlu'nun hayatını işlerken işlemiştik. Ruşen Ali adlı kahramanımızın babasının intikamını almak için Bolu Bey'inden intikam almak için Çamlıbel'e yerleşmesi. Seyit Battal Gazi'nin iki tane torunu var. Birisi Danışment, birisi Saltuk. Danışment, Sivas'ı kendisine kale yaparak Tokat ve civarında İslam cihat anlayışıyla savaşıyor. Saltuk ise dedesinin neyini görmüştü? Rüyasında kılıcını ve atını görmüştü. Daha sonra Malatya ve civarında karşımıza cengaver olarak çıktı. Arkadaşlar Danışment'i İbni Ala derledi. Saltukname'yi Ebul Hayr kaleme aldı. Evet son başlığım, dersimizin son başlığı. Bitiriyoruz tekrarımızı. Türk destanlarında Oğuz Kağan dersem alt tipi. Müslümanlıktan sonra mesela bir Battal Gazi dersem veli tipi veya alt gazi tipi yaralanabilir biliyorsunuz. Su, ağaç, taş, ışık, pirler, yediler, kırklar, mağara, ağabı hayat, at, pir, hızır, kılıç gibi nelerimiz var? Motiflerimiz var. Hepinize gireceğiniz sınavda başarılar dilerim arkadaşlar. Ekranları başında bizi izleyen İhtiyaç Akademi'nin değerli öğrencilerine de başarılar diliyorum. Son tekrarlarımızı yapalım. İyi bir şekilde sınavımıza girelim.